Soma'daki faciadan sağ kurtulanlar da var elbette ve onlar o anları unutamıyorlar. Cumhur Ataş ve Cafer Ataş kardeşler de 8 saat sonra madenden sağ kurtarıldılar. Taşeron olarak çalışan kardeşler 8 saat boyunca neler yaşadıklarını ise TGRT Haber muhabiri Uğur Alaaddinoğlu'na anlattılar. Yine bir ailenin evindeyiz. Sağ kurtulan Soma faciasında, maden ocağı faciasında sağ kurtulan iki kardeşle beraberiz. Onların duygularını, düşüncelerini, o an neler hissettiler, o korkuyu nasıl yaşadılar tekrar ettireceğiz. Ancak mikrofonu uzatırken tabii elimiz varmıyor, dilimiz varmıyor. Ancak onların acısını paylaşmak da bizim görevimiz. Şu anda İzmir'in Kınık ilçesi Çaltıköy köyündeyiz. Ve yanımda Cafer Ataş ve Cumhur Ataş iki kardeş var. Babaları da yanımda. İki kardeşin çocukları da yanımda. Onların dramını size göstermek istiyorum. Onların dramını size anlatmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz ev tek odalı ev. Onlar da yine burada iki kardeş olarak burada yaşıyorlar. Dışarıda evleri var. Ev yapmaya çalışıyorlar. Ancak maddi durumlar yetersiz olduğu için o inşaatta yarıda kalmış durumda. Hemen öncelikle mikrofonu yanımdaki kardeşim, işçi kardeşime sormak istiyorum. Aynı zamanda ikisi de taşeron işçi olarak çalışmışlar bu maden ocağında. Hatırlayacak olursak dün açıklama yapılmıştı. Şirket yetkilileri tarafından taşeron işçi yok denilmişti. Ancak yanımızda iki şahidimiz var. Onlar duygularını anlatacaklar. Öncelikle Cafer Ataş'a sormak istiyorum. Siz madendeydiniz, hatta madenin en derindeydiniz. Evet, 400 metrelik bir kısmındaydınız. Evet. İki kardeş olarak yan yanaydınız. Neler hissettiniz? Vallahi çok zor durumları yaşadık. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Kaç tane arkadaşımız şehit oldu. Biz de abimle buluştuk. Nasıl oldu? Allah bizi birbirimize, sevdiklerimize kavuşturdu. Biz çok orada çok acılar çektik. Hani hiç kimse bizi kurtarmaya gelmedi. Biz çıktık ama yani nasıl çıktık? 200-250 kişi biz bir yakadaydık. Hani kurtulduk. Çok acı durumlar oldu yani. Bir sürü cesedi çiğneyi böyle çıktı. Hani anlatmakla baş edilmez ya. Çeşit türlü insan her türlü öldü. 35 dakikalık bir yolu biz 8 saat boyunca bekledik. Ne zaman kurtuluruz? Bir kişinin ışık tutup da bir ağızdan çıkacak cümle, siz kurtuldunuz gelin diyecek kelimeyi bekledik ama o esnada hiç kimse gelmedi. 8 saat boyunca abinizle yan yanaydınız. Tabii. Sırt sırta verdiniz, kol kola girdiniz. Evet. Ne hissettiniz o an? Neler düşündünüz? Ölüm bir yandan, yaşam evet. Bir yandan, bir gelecek haberi beklediniz. Evet. Ama gelmedi hiçbir şey. Biz ne yaptık? Biz Allah yardımcımız oldu. Biz kendimiz hep dua ettik. Bir sürü arkadaşlarımız öldü. Yani neler anlatsak hepsi gitti yani. Biz kardeşimle kelimeye şehadet getirdim. Abime dedim ki abi her şey buraya kadarmış. Yaşadığımız bu son günmüş. Hakkını helal et dedim. Benim yani saldım kendim. Artık elimden ayağımdan can derman kesildi. Ne elimi kaldırabiliyorum ne kolum. Dibimde bir sürü insan öldü. Saymakla baş edilmez. Biz çok rahat 200 kişi vardık. 250 kişi. Bizim yürüdüğümüz yol yarım saatlik yol. Biz çıktık 6 saat 7 saat boyunca o havanın içinde kaldık. Kimse kurtarmaya gelmedi. En son abime dedim ki abi her şeyi yaşadığımız günler buraya kadarmış. Öldük dedim yani pilimiz bitti. Herkes öldü çünkü dibimizde. Bir Allah'ın kulu kalmadı. Biz 6-7 kişi yürüdük. Yani nasıl oldu kurtulduk. Allah yüzümüze baktı. Daha biz az irelilere gittik. Önümüzde bir sürü insan varmış kurtarma ekibi. Hiçbiri gelmedi bizi kurtarmaya. Peki 8 saat boyunca kaldınız orada, nasıl hayatta tutundunuz? Maskeniz vardı, maskenizi kullandınız mı? Maskeler de bir yere kadar, bir süreye kadar sizi idare edebildi. Evet. Ne yaptınız? O an yaşam mücadelesini nasıl verdiniz? Maskenin işi bitti. Zaten bu maskenin 40-45 dakikalık bir süresi var. Biz kaldık 8 saat. Hani biz her türlü mücadele ettik. Zaten bir sürü insanlar ölünce gaz maskesi kimin umurunda? Herkes zaten havası bitti gaz maskesini. Biz nasıl oldu? Toz maskeleri vardı. Toz maskelerini taktık ağzımıza. Maskeyi yine de salmadık. Maskenin işi bitti ama biz maskeyi söküp atmadık etrafımızdan. Yine maskeyi aynı şekilde ağzımızda kullanmaya devam ettik. Ben artık pilim bitti dedim yani. Bir sürü insanın ölüp de bizim kurtulmamız bir mucize. Ben atmadım. Herkes o maskeyle öldü. Benim o maskeyi yine de ağzımdan çıkarmadım. Durdu. Öyle abim ben bayıldım. Abime dedim ki kelime-i şehadet getirdim. Abi hakkını helal et. Çocuklarımız ailemiz kaldı dedim. Hani herkes öldü. Ben bayıldım zaten. Bayılınca abim beni uyandırdı. Tuttu
ölme, birbirinize moral veriyordunuz. Tabii hep abim dedi ki ölmeyiz. Ölmeyiz. Çocuklarımız var, ailemiz var. Bizi bekleyenlerimiz var dedi, öyle tutunduk. Sürekli dua ettiniz Allah'a. Sürekli hep elimiz böyleydi. Hep dua, dua, dua. Başka bir şey yok. Hani sürünerek mi çıktınız tabii oradan? Tabii bir sürü cesedin üstünden çiğneyerek geçtik. Yani üstüne basarak geçtik. Çünkü bir Allah'ın kulu kalmamıştı. Herkes gitti. Hiç sağ kalan bir insan kalmamıştı. Hani öyle kurtulduk. Allah yüzümüze baktı. Bir sürü cesedin üstünden. Şu an geceleri yatamıyorum zaten. Ne zaman kafayı bir yere çevirsem, ne zaman gözümü kapatsam aynı hayal, aynı şeyi 7/24 yaşıyorum ya. Yatağa girdiğimde, bir kalktığımda, bir yere gittiğimde, gözümü bir türlü açtığımda, kendime geldiğimde her zaman bu stres. Her zaman bu stres. Bütün cesetler gözümün önünden ayrılmıyor. Bütün bu yaşadığım olaylar 7/24 gözümü kapattığım an aynı şeyi hep yaşıyorum. Çıktım çıkalı yaşıyorum ya. Peki nasıl hayata tutunacaksınız? Tekrardan o maden ocağına gidip çalışmak istiyor musunuz? Yapacağınız başka bir iş var mı? Yapacağımız hiçbir iş yok şu anda. Buranın zaten tek geçim kaynağı madendi. Bizler kefeni yırtıp öyle geldik. Bu saatten sonra da ben madene gitme gibi niyetim yok. Maden işi yok yani. Çünkü ben zaten kefeni yırtıp geldim. Hani nasıl bir daha oraya gideyim? Nasıl şey yapayım? Hani bizlere yardım edilsin. Başka bir şey istemiyorum. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Hemen yanımdaki diğer kardeşimize dönmek istiyorum. Cafer Cumhur Ataş, siz neler hissettiniz o an? Yanınızda kardeşiniz vardı. Belki kardeşinizden güç aldınız. Birbirimize güç verdiniz. Evet. Ya biz zaten ocağın en sonundaydık. Bize saat 3'te bir haber geldi. Böyle böyle patlama oldu diyerekten bize haber geldi yukarı çıkalım diye. Biz hep beraber toplandık. Yukarıya doğru giderken bandın boyunda vardık bandın boyuna. Şefler, amirler, bayağı bir işçi arkadaşlarımız hepsi oradaydı. Dumana esir kaldık. Biraz yürüdük ama dumana esir kaldık. Karbon monoksit gazına çok maruz kaldınız. Evet, bayağı bir dumana esir kaldık. Hatta o dumana kaldığımız yerde oturduk, maskelerimizi açtık, taktık ama bayağı bir elimizden ayağımıza can kesilmişti. Komple dumandan zehirlenecek hale geldik. Ama yan tarafımızdan, mekanizanın olduğu yerden bize lamba geldi. Onlar da işçi zaten. Bizim kendi işçi arkadaşlarımız. Oraya girdik. Orada hava temizmiş. Oraya girdikten sonra biz orada bayağı bir saat, bir buçuk saat durduk. Maskelerimizi çıkardık ağzımızdan. Normal toz maskesi takmıştık. Toz maskesini taktık. Orada bayağı bir durduk. Hava akımı sonra o dumanlı hava bizim üstümüze geldi. Biz mekanize ayağında bayağı bir temiz hava vardı. Oranın tam sonuna kadar gittik. Hepimiz hep beraber orada oturduk. Oturduğumuz yerde zaten duman yavaş yavaş geliyordu bize doğru. Emniyetçi arkadaşlarımızı bayağı bir orada bayılan oldu, ölen de oldu. Birbirinize destek oldunuz orada diğer arkadaşlar. Evet, hep beraber zaten bir yere oturduk. Orada artık gaz maskesinin de tesiri geçince komple orada bayılan da oldu, ölen de oldu. Benim kardeşim de dibimde. Hatta işçi arkadaşlarım dibimde. Ölen de oldu, bayılanı da oldu. Ellerimi tutarak Cumhur kardeşim, çocuklarım gözüm önüne gelip geliyor diyerekten ölenler de oldu yanımda. Kendi kardeşim de yanımda, onlar gördü abi, hakkını helal et dedi. Buraya kadarmış hepsi deyip bu da kendinden geçti. Bayıldı ama bunu tokatladım. Bunu tokatlayarak ayıktırdım. Gaz maskemizi taktık ama taktığımız halde de ben yine de yere doğru yataraktan hava alalım da hava, pis hava üstümüzden geçsin diyerekten bayağı bir durduk. Durduktan sonra bunu ayıktırdım. Ölürsek dedim göz göze bakarak yolda ölelim senden ya da yukarı çıkarız, çocuklarımız bekliyor diyerekten. Yukarı çıkmadım değil, çıktım ama sevinemedim bile. Niye sevinemedim? İşçi arkadaşlarım hepsi orada kalınca sevinemedim. Kendi çıktığıma bile sevinemedim. Binlerce mağdur arkadaşım hepsi orada kaldı. Kendi çıktığıma bile sevinemedim. Çıktınız oradan, kurtuldunuz. Tabii sevinemedim diyorsunuz. Sevinemedim, yukarı çıktım ama. Psikolojisini soracağım. Gece uyurken nasıl rahat uyuyabiliyor musunuz ki? Uyuyamıyorsunuzdur. Gece nasıl uyuyamıyorum. Gece uyuyamıyorum. Zaten amcam oğlu da vefat etti, öldü, orada öldü. Onun da haberini aldık ama çok psikolojik ben yıkılıyorum. Hiç dışarı çıkamıyorum. Sağıma baksam hep aynı hayalleri görüyorum. Aynı arkadaşlarımı görüyorum. Kardeşimle zaten beraber çıktım. Hiç ne kendi çıktığıma seviniyorum ne onun. Zaten amca oğlum da öldü. Gece kafamı yastıklarak uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum ya. Bu tek odalı evde nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl hayatınızı idame ettiriyorsunuz? Ve ayrıca şunu da sormak istiyorum. Tekrardan o madene gidip çalışmak istiyor musunuz? Yok, hayır, istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Madende çalışıyorum. Zaten o psikolojiyle o yer altına inemem ben ya. Ne yapacaksınız peki? Ben normal tazminatımı alacağım zaten orada. Ben bayağıdır çalışıyorum. Tazminatımı isteyeceğim orada. Peki, taşeron işçi yok dediler. Siz taşeron işçi, kardeşler olarak çalışıyordunuz. Evet, evet, taşeron olarak çalışıyorduk ya. Taşeron. Taşeron sistem olarak çalışıyorduk. Sizin dışınızda da yine taşeron olarak çalışanlar vardı. Var,
Var tabii. Taşeron olarak çalışıyor. Hepsi taşeron olarak çalışıyor. Evet. Kızınız. Kızım. Onun duygularını da kısaca alacağım. Sen neler söylemek istersin? Babanın haberini aldıktan sonra, içeride mahsur kaldığını öğrendikten sonra neler hissettin? Çok kötü hissettim kendimi. Ağlamaya başladım. Ağladım. Babanız iyileşecek dediler bana arkadaşlarım. Ben de mutlu oldum biraz ama yine de çok üzülüyordum. Sonra babam çıktı haberini duyduğumda çok sevinmiştim. Emmim de çıktı deyince de ona da sevinmiştim. Sonra babam geldi, sabah kalktığımda babamı sarıldım. İlk gördüğün zaman ne hissettin babanı? Kurtulduğunu gördün. Kurtulduğunu gördüm de yarasızdım, marasızdım. Çok iyi olduğunu düşündüm. Yanımda Cumhur Ataş ve Cafer Ataş vardı. Maden ocağı faciasında 8 saat sonra sağ kurtulan iki kardeşin dramını izlediniz. Dramını ekranlara getirmeye çalıştık. Aynı zamanda çıktıklarına sevinemediler. Çünkü amca çocukları toprağa verildi. Cihan'a... Maden faciasında hayatını kaybetti. Yine maden şehidimiz olarak o da toprağa verildi. Şu an için aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar merkezde.